İnnel abde izâ zulim felem yantasır velem yekün lehu men yansuruhu refa'a tarafahu ile semai fede Allah'a kâle Allahu Teala lebbeyke abdi ene ensuruke acilen ev acila. Ebu Derda radıyallahu anh'ten Deylemi ve Hakim efendim Müstedrek'inde kaydetmişler. Bu hadis-i şerif kulun başına gelen bir haksızlığın karşılığı nedir onu gösteriyor. İnnel abde izâ zulüm. Kul bir zulme uğradı mı, bir haksızlığa maruz kaldı mı, bir hakkı çiğnendi mi, kendisini üzecek bir tatsız muamele kendisine yapıldı mı, zulme uğradı mı, felem yantasır ve bu zulmü kaldırmaya gücü yetmedi mi, zulmü engelleyecek, zulmün karşısında kendisini destekleyecek bir çare bulamadı mı? Velem yekün lehu men yansuruhu ve kendisine yardım edecek o zalimin karşısında kendisinin yanına gelecek bir yardımcı bulamadı mı? Refa'a tarafahu ile sema gözünü şöyle gökyüzüne kaldırdı mı? Fede Allah'a Allah'a dua etti mi? Ya Rabbi diye gözünü göğe kaldırıp efendim ya Rabbi diye böyle dua etti mi? Allahu Teala Hazretleri buyurur ki lebbeyke abdi. O ya Rabbi deyince buyur ey kulum der Allah. Lebbeyke. Buyur. Lebbeyke ne demek? Bir insan çağırdığı zaman bir insanı Araplarda çağrılan ne der? Buyurun manasına lebbeyk der. Ahmet lebbeyk ne demek? Buyur. Ahmet cevap veriyor lebbeyk diye. Arapçada lebbeyk efendim buyur demek. Tesmiye sigasıyla demiş oluyor ki ben senin kat kat emrindeyim. Yani bir defa değil, tekrar tekrar kat kat emrindeyim manasına bir deyim bu Arapçada. Kul yardım zulmü def edemedi. Bir kendisine yardım edecek de bir dost yanına gelmedi de gözünü kaldırıp Allah'a dua etti de ya Rabbi işte zulme uğruyorum dedi mi? Dua etti mi? Allah kuluna lebbeyk der. Buyur kulum. O Allah'a dua ediyor, sesleniyor. Allah da kuluna lebbeyk der. Buyur kulum der. Ene ensurke ben sana yardım edeceğim. Buyur kulum. Yardım ediyorum. Sana yardım edeceğim der. Acilen. Ayın ile acilen acele demek çabuk. Ev acilen ve acila. Çabuk, hemen acele olarak veyahut tehirli olarak. Şey manasına da gelir. Dünyada da ahirette de manasına gelir. Çünkü dünya acildir. Ahirette tecilli bir alemdir. O manaya da gelebilir. Yani buyur kulum, ben sana dünyada da yardım edeceğim, ahirette de yardım edeceğim. Hem dünyada o zalimden senin intikamını alacağım, seni zulümden kurtaracağım, hem de ahirette sana sevap vereceğim, ona ceza vereceğim demek olur yani. Allahu Teala Hazretleri kulunun duasına böyle cevap verir. Bundan çıkacak ibretli sonuç nedir? Kimseye zulmetmeyelim. Elini kaldırır, gözünü kaldırır, Allah'a dua ederse Allah'ın hışmına uğrar zulmeden kimse. Belasını bulur, cezasını bulur. Efendim, elbette olur. Hane yıkanın hanesi viran. Kişi ettiğini bulur, ev yıkanın evi yıkılır. Efendim, zulmeden bir zaman gelir, bir başkası ondan daha baskın çıkan bir başkası tarafından zulme uğratılır. Onun için kimseyi üzmemeli, kırmamalı, kimseye haksızlık, zulüm yapmamalı. Efendim, mazlumun ahını almaktan çekinmeli, zalime yardım etmemeli, zalimin yanında yer almamalı. Bu da çok mühim. Bunu bir pek çok kimse yapmıyor. Hocam ben etliye sütliye karışmaz bir insanım. Hiç kimseye zulmetmem.
böyle ortada dururum. Olmaz. Yetmez. Zalime destek olmayacaksın. Mazlumun yardımına koşacaksın. Zalime destek oldun mu ne olur? Zalimle beraber helak olursun. Mazluma destek olmadığın zaman ne olur? Kabre girerken kabirde bekleyen melekler kafana ateşten bir büyük topuz patlatır. Kabrin içi ateş dolar. Dersin ki ya ben Müslüman adamdım, namaz kılıyordum, vaaz dinliyordum, oruç tutuyordum, zekat veriyordum, niye benim kafama bunu vuruyorsunuz? Melekler der ki sen falanca yerde filanca mazlum zulme uğruyordu, yanından geçtin de ona yardım etmedin. Demek ki zulüm bahis konusu olduğu zaman ne gibi vazifeler tereddüt ediyor etraftaki Müslümanlara? Zalimi durdurmak, mazlumun yardımına koşmak vazifesi tereddüt ediyor. Başka? Zalimin yanında yer almamak, onu desteklememek gerekiyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenlerin yanına yanaşıp onlara meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sonra cehenneme siz de atılırsınız, siz de yanarsınız, size de cehennem ateşi temas eder diye ayet-i kerimede tehdit var. Şimdi bu devirde pek çok kimse bilerek veya omuz silkerek zalimin yanında yer alıyor. Mesela Saddam'ın yanında yer alan bütün Irak ordusu. Değil mi ki o zulüm yapıyor? O tehlikeli. Allah bu durumlara da getirmesin insanı. Kaçmak da kurtulmak da zor. Kaç defa İran'la savaşmak için efendim asker topladı. Bazıları askere gitmemiş. Yani Müslümanla Müslüman çarpışmaz diye kaçmış. Bu sefer onların peşine düşmüş. Anasına, babasına, ailesine zulmetmiş, yakaladıklarına zulmetmiş filan. Yani Irak'ta durumlar çok karışık, çok zor. Yani bir memlekette hürriyet olması, her şeyin açık olması çok güzel bir şey. Diktatörlük olması çok fena. Ama diktatörlük nasıl oluşuyor? Bu çirkin ot, bu mikrop nasıl ürüyor, nasıl büyüyor? Dal kavuklardan ürüyor. Dal kavuklar olduğu için, destekçiler olduğu için zalimler türüyor. Hiç kimse desteklemesin, hiçbir zalim türemez. O halde zalime destek olmak çok büyük bir suçtur. Hatta fasık, facir, zalim bir insana efendim bile denmeyecek. Neden? Efendim, buyurun efendim filan dense arş-ı âlâ titrermiş. Neden titriyor arş-ı âlâ? Eyvah, bu ne kadar fena bir iş yaptı. Şimdi Allah buna öyle bir bela verecek ki bak Allah'ın sevmediği fasık facir bir kimseye efendim dedi diye arş-ı âlâ titriyor. Adam yaptığı işin fenalığının farkında değil. Zalime destek olmayacak. Başka? Zalime dobra dobra hakkı söyleyecek. Hadi bu daha zor. Efdalul cihad kelimete hakkın inde sultanın cair. Cihadın en kıymetlisi, en faziletlisi zalim hükümdarın karşısında ona hak sözü söylemektir. Dobra dobra söyleyecek. Bunu eski İslam alimlerinden yapmış olanların menakıplerini kitaplar yazıyor. Şöyle demiş, böyle demiş, hayatı pahasına efendim hakkı söylemiş filan diye. Onlar tarihte kaldı. Onlar kendi imtihanlarını başarıyla verdiler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim zulmümüz nasıl olur? Zalimi reyle desteklersin, olur zalimin destekçiliği. Dalga olur. Zalimin gidersin, alkışlarsın. Ben de sana katılıyorum. Senin fikrindeyim dersin. Olursun destekçisi, dalga olur. Ne yapacaksın? Haksız olan kim olursa olsun ona haksızlığını söyleyeceksin. Kur'an-ı Kerim'de Allah ne buyuruyor? Velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Bu ayetleri öğrenin. Yani kalbinize nakşedin bunları. Adaletten ayrılmayın. Kendi aleyhinize de olsa, ana babanızın, akrabanızın aleyhine de olsa. Adaletten ayrılmayın.
Adaletli olun diyor Allah-u Teala Hazretleri. Kendi babasına bile iltimas yapmayacak. Kendisini bile kayırmayacak. Kendisini bile kayırmayacak. Kendisinin aleyhine bile olsa adaleti icra edecek. Hakkı söyleyecek, hakkı yapacak. Müslümanlık bu. Şimdi bunlar yapılmıyor. Adaletin kitaplarda adı kaldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mahkemelerde adalet yok, rüşvet var, yalancı şahitlik var, avukatlarda yalan, haksızlık, diz boyu. Tabi hani bazı avukatlar Müslümanmış, dürüstmüş, mütedeyyinmiş de gelen adama soruyormuş, haklıysa davayı alıyormuş. Böyle iyiler de var ama efendim, yani sen bana şu kadar milyon ver, ben seni bu cinayet işlemiş olmana rağmen seni hapisten kurtarayım, bir çare bulayım. Tamam. Şimdi gelirken telefon ettiler bana. Bu da başka bir şey. Ailede kızı, 4 kızı varmış adamın. Birisini istemiş. E işte istediler madem, işte evlensin. Baba kızmış, neden kızdıysa teferruatını bilmiyorum. Efendim, 4 kızını evden kovmuş. Madem siz beni dinlemiyorsunuz, olmayacak demiş. Madem siz beni dinlemiyorsunuz, o halde çıkın evinden. Ya bunlar senin sorumluluğun altında. Sen bunları dışarıya nasıl atıyorsun? Ne biçim babasın sen? Allah sana soracak bunları. Yapmasaydın, çocuğa bakmayacaksan çocuk yapma. Çocuk yapmış, 4 tane kız, Müslüman, mütedeyyin. Yani bize telefon ettiklerine göre anlaşılan. Efendim, bir de gelmiş birisi istemiş. E sorarlar, sen bak birisi istiyor seni, razı mısın filan? E inceleyelim bakalım, Müslüman, mütedeyyin, falancanın tanıdığı, filancanın tavsiye ettiği. E olsun. E olsun, yani niye kızıyorsun? Olsun işte, olsun bilsin. 4 tane kız evde duruyor. Birisinin kısmeti çıkmış, küçüğü, büyüğü, hangisi ise sıra da yoktur. Efendim önce büyükler evlensin öyle. Öyle bir şey de yok. Kimin kısmeti gelirse o gider. Allah ötekisinde kısmetini gönderir. Baba kızmış, vay siz benim istediğimi yapmıyorsunuz, çıkın evimden. Ya güzelce söyle. Yavrum, kızım, şu sebepten şöyle de, yani haksızsa onların haksızlığını söyle, çıkın evimden demiş filan. Şimdi benim anlatmak istediğim burası değil. Acaba babamız niye bize böyle ters muamele yapıyor? Büyüden, sihirden, büyüden demiş birileri. Efendim, gülüyorum ama üzüntümden, yani üzülüyorum aslında. Bir büyücüye gitmişler, üfürükçüye gitmişler efendim. O da demiş ki $1000 verin, $1000 verin. Mısır'da bir iyi hoca var, ona ben bu işleri düzelttireceğim. Hadi oradan yalancı, madrabaz, sahtekar. Sakın böyle şeylere inanmayın muhterem kardeşim. Yani Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul ediyor, işte bak. Kuluyla Rabb'i arasına kimse girmiyor, perde yok, tercüman yok. Efendim, duaları kabul ediyor Allah. Büyücü ne yapacak? Parayla iş görmek ne bu böyle komisyon? Allah-u Teala Hazretlerinin işi düzeltmesine komisyonu, öyle şey olur mu? Var mı İslam'da böyle şey? Yok. Hem de işçi, Hollandalı işçiymiş de. Onun için aşağı kurtarmıyor Türk lirası kıymetsiz. $1000. Yani arayı düzeltmek için $1000. Dedim yani giderseniz günaha girersiniz. Bilet almışlar, gidecekler. Bana telefon açıyorlar. İyiyen gitmeyin, giderseniz vebal altında kalırsınız dedim. Hani böyle sahtekarlar efendim filan oluyor. Evet. Zalimle, zulümle ilgili konuşuyoruz. Zalime destek olmak yok. Zalime hak sözü söylemek var. Mazluma yardım etmek gerekiyor. Yardım etmezse işler ahirette sorumluluklar var, cezalar gelebiliyor. Efendim, kendisi zulme uğrarsa Allah'a dua ettiği zaman Allah da ona dünyada ahirette acele olarak veya tecilli olarak yardım ediyor. Edecek. Sana yardım edeceğim diye. Lebbeyke abdi ene ensuruke acilen evacila. Buyur ey kulum, ben sana yardım edeceğim. Hem acele hem de tecilli. Hem dünyada hem ahirette yardım edeceğim diyor Allah-u Teala Hazretleri. Onun için kimseye zulmetmeyelim. İyi Müslüman nasıl Müslümandır? Hiç kimseye zulmetmeyen Müslümandır. Kimsenin hakkını üzerine geçirmeyen Müslümandır. Rahmetli büyüklerimiz nur içinde yatsınlar, bize derlerdi ki
Hem zulmetmek iyi değil, ezmek iyi değil, hem de ezilmek iyi değil. Ne aldanmak iyi, ne aldatmak iyi. Aldatmayacaksın ama aldanacak kadar da aptal olmayacaksın. Ver 1000 doları, ben sana bu işi Mısırlı hocayla çözeyim. Aptal mısın sen ya, dedim ben, dayanamadım. Aptal mısın? Dolandırıyor işte seni açıkça. Pahalı bir şey. Fakat nedense bu gibi şeylere millette bir acayip kanma var. Neden? İslam'ı iyi bilmedikleri için. Aldanıyorlar. İslam'ı bilmiyor.